Alper burada biliyorsunuz. Karısı, teyzesi İknur. Burada bizimle birlikte çok önemli tanıklar hepsi. Katili gördüğünü söyleyen yeğen Beyza burada bizimle birlikte. Anne Ayşe, oğlumun katilini, yavrumun katilini bulun diyor. Abdurrahman burada bizimle birlikte. Abisi ve şüphe duyulan enişte Veysel geldi ve abla Yasemin burada bizimle birlikte. Şimdi birileri bir şeyleri birbirinden ya gizliyor, herkes birbirinden şüpheleniyor. Gerçekten çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili Veysel, şimdi Veysel geldi buraya. Seher de senden şüphelenmiş, Baldız'ın da senden şüphelenmiş Veysel. Ben ama önce İknur'a sormak istiyorum, teyzeye sormak istiyorum. Şimdi İknur, Burak sana, rahmetli sana gerçekten. Veysel'i sevmiyorum cümlesini tam olarak ne zaman söyledi, ne dedi? Ya en son gittim ya ben onlara, böyle bir konu geçti işte araba şeyinden, patlatma şeyinden. Hani sevmiyorum dedi. Neden sevmiyorsun teyzem dedim. Ne bileyim dedi, oturması kalkması hoşuma gitmiyor dedi. Hani her şey olabiliyor dedi. Bunu şimdi en son Aralık son 20-23'ü gibi lastikler patlatılıyor arabasının lastikleri. Aralık sonu mu söyledi? Yani... Ya tam olarak şeyini hatırlamıyorum ama onlara gittim ya ben. Hani vurulmadan 2 gün önce oradaydım. Biz bayağı bir telefonda da konuştuk zaten. Hani geldiğimde öyle şeyler konuştu. En son 2 gün önce geldiğinde de mi Veysel'i sevmediğini söyledi? Evet. Veysel, seni sevmediğini, Burak'ın seni sevmediğini biliyor muydun? Bilmiyordum. Hı? Bilmiyordum. Bak burada kendisine sordun. Burada yüz yüzesiniz bilmiyordum yani. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Yani Ayşe teyzeni biliyor, gene konuşuyorduk. Seher'le de bizim şöyle konuşuyorduk ama yani teyzesinle biz yani çok fazla görüşmüş olmuyor. Ay, yani denk geliyor ama. Dedi ya. Nasıl? Burak bana da dedi, anne dedi, mesela oturup kalkarke dedi, atleti yani şortçak şey oluyor dedi, geliyor dedi. Oturup kalkmasına dikkat etmiyor bayanların yanında. Bunu bana da dedi. Eve şortla geliyor gidiyor. Hı-hı. Atletle gelip geliyor. Bu yüzden mi sevmiyormuş Veysel'i? Evet. Öyle dedi. Aralarında bir husumet var mıymış? Ay, husumetli bir şey demedi, çok yalan konuşuyor dedi. Veysel için çok yalan konuşuyor dedi, bacanağı için. Eşine çok yalan konuşuyor dedi. Ben dedim ki eşinden sana ne teyzem dedim. Evet, ne ilgilendiriyor hani onu? Sen ne karışıyorsun dedim, hani üzülüyorum dedi. Ha, eşine... Seher gibi o da dilsiz, hani şey yapamıyor, hakkını savunamıyor açısından şey Hangi yaptı. Konuda yalan söylüyormuş? Vallahi bilmiyorum, hani işteyim diye işte değil oluyormuş. Yasemin, sen bunları biliyor musun? Eşin sana yalan söylüyor mu sence? Hayır, ben... Hani mesela çay saati, yemek saati arıyorum ben. Çalışıyorum diyor. Yalan söylemez yani. Yalan söylemez. Yani ben nerede olduysam onu söylüyorum. Yani çay içiyorsam çay, yemek yiyorsam yemeğimi yiyorum diyorum. Hı-hı. Yani bunun yalan söyleyecek bir şeysi yok da. Yani ilk defa burada duydum yani sevmemem konusunu. İlk defa buraya gelince yani dün öğrendim yani ya sevmemem konusunu. Ya sevmeyebilir zaten biz seni şüpheli. Ya kimse seni sevmeme değil zaten, konu sevmeme değil de. Aynen, şüpheli olarak da. Şimdi benim anlamadığım şu, soruyorum. Sadece sormak istiyorum. İlkün Hanım'a sormak istiyorum. Peki. Tamam, onları anlattı, bütün detaylarını anlatıyor. Peki neden annesine bu kadar derin konu anlatmıyor da, neden eşine anlatmıyor da İlkün Hanım anlatıyor? Ben bunu sormak istiyorum burada. Sor tabii. Yani neden size? Annesine anlatmıyor. Abdurrahman'a anlatmıyor. Teyzeye soruyor. Evet. Bak, Abdurrahman'a anlatmıyor. Annesine anlatmıyor, bak size anlattıklarını. Eşine anlatmıyor. Eniştesine anlatmıyor da. Neden size anlatıyor? Ya en son konuşmamızda zaten gittiğimde biz bu konuları konuşmak için şey yapmadı. Annesi gitmiş, ağlıyordu. Ben de bir şey olarak böyle arada 2 saat falan konuştuk, eve gittik. O anda böyle döküldü, rahatladı. Ya zaten annesinin düşkün olduğunu ben de biliyorum. Evet. Bak annesinin düşkün bir çocuk sonuçta, ikimiz de biz babasızdık onunla. Biz onu çok paylaştık. İkimiz de babasız büyüdüğümüz için. Ama Veysel şunu soruyor. Anneye söylemiyor, abiye söylemiyor. Seher'e, karısı Seher'e söylemiyor. Yaşadığı her şeyi. Eşine anlatmıyor. Eniştesine beraber çalışıyor İnsanın son zamanlar. İnsanın konuşurken böyle da. Rahat hissettiği bir insan olabilir. Mesela ablam üzülüyor, her şey oluyor diye kafaya çok takıyor. Bir şeyi unutmuyor, üstüne çok düşüyor diye şey yapmıyor. Apo da sinirli diye zaten şey anlatmıyor. Apo zaten hani öyle çok konuşkan bir insan değil ki. Bunu neden soruyorsun? Bir şey mi biliyorsun? Ha Veysel? Niye Hayır bilmiyorum soruyorsun? Yani illaki vardır. Zaman diyor ki kim yaptığını buna söylemiş. Bak, illaki anlatmıştır kimle kavga kim etti, neden kavga ettiğini. Yani hiçbiriniz bilmiyorsunuz çünkü. Neden kavga ettiğini illaki ona anlatmıştır. Çünkü çok derin bir mevzu. Yani anlatıyor. Ona kadar şey anlatmış. Çünkü yani evdeki her şeyin anlattığına göre benimle sevmediğini. Ya seni sevmedi. Bak yani. Senin sevmediğini annesine bir çıtlatmış. Çıtlatmış yani. Derine girmemiş. Ama Abdurrahman biliyor mu sen Veysel'i sevmediğini? Bilmiyor. Beyza sen biliyor musun? Yok, ben bilmiyorsun. Seher bunu bilmiyor. Yasemin bilmiyor. Sadece teyzesi yani annesini çok çıtlatma, tamam belki yani, olabilir benim hatalarım olmuş olabilir. Kalktım ben
Hı hı. Beyza, çok oturduğum zaman yani böyle çok. Ben dayımlarda kalıyorum ya hani hı hı. Hiç öyle bir şey duymadım. Ayrıca biz gidip geliyorduk yani birbirimize. Biz Mert bazen yani. Bizde kalıyordu. Ben mesela. Mert'e bakıyordu benim oğlum. Çocuklara bir şey demiyordu zaten. Yasemin'e de bir şey demedi hiçbir zaman. Onu da hiç kötülemedi. Ya kötüledi de şöyle dövüşürüz, şöyle yaparız, böyle yaparız açısından değil yani. Ya açık söyleyeyim ya siz Veysel'in öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Ya ben düşünmüyordum. O çocuk hani dedim ya cenaze gününde mutfakta böyle baba ben katili biliyorum dedi. Ben ondan sonra hani bu yaptı da demiyorum. Acaba biliyorlar mı? Ortak bir iş mi yapıldı? Diğerleriyle. Yani çocuk 7 yaşında. Hı. Ki ben dediğini düşünmüyorum. 7 yaşındaki bir çocuk. Hayır. Ben de duymadım. Onu açıklama getirebilirim. Nasıl? Dün akşam çocuğumu aradım. Hani Yasemin de konuşsun, ablası da konuşsun. Ben duymadım hani ben orada mıydım bilmiyorum da öyle bir şey demez yani çocuk. Öyle dün akşam yani o olayı duydum. İktidarından ilk defa duydum. Ve işten çıktım çocuğumu aradım. Dedi ki baba ben 8 yaşındaydım. Hı hı. Bak çocuğun dedi çocuğu da getirdim. Belki konuşursunuz diye. Tamam. Baba iftira atıyorlar bak o da izliyormuş programı. İftira atıyorlar baba. İftira dedi ki, bir şey bir saniye, yok ki burada. Bir saniye ben lafımı bitirmem lazım bir saniye. Dedi ki baba ben sana sordum ben 7 yaşında 8 yaşında aklım erebiliyor. Ben buraya geleceğim. Çünkü daha Ayşegül benim çocuğu yani eniştesinin öldüğünü pazartesi günü öğrendi. Ben çocuğuma söylemedim. Diye. Bilmiyor bak Seher'de kısaltmıyordu. Burak enişten mi gelecek diyor. Ondan sonra Seher de diyor ki. İlker sen Urken'in kulaklarını duydun mu? Evet Veysel'in duydum. Veysel'in oğlunu yoktu. Biri bunu sana evet, söyledi duydum. Mi? Sadece dediğim şu. Bak, ben... Ya mutfaktasınız. Evet. Veysel'in oğlunu da tanıyorsun. Evet. Duydum. Didem Hanım. Abdurrahman da buradaydı. Biraz önce dışarıda karşılaştık. Oturduk konuştuk. Ben hatırlamıyorum. Karşımda oturuyordu. Kerem de karşı yan yana. Mert bana geldi dediğini şu. Mert'in bana hatırlattı. Dediğini söylüyorum. Baba ben Burak Enişteme ne olduğunu biliyorum. Çünkü ortam şey ne olduğunu biliyorum bak öldürüldüğünü yani kim öldürdüğünü diyemiyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum ben de bu yapmışım. Diye. Sadece bunu yapmışım. Ama telefon konusu. Çocuk da burada isterseniz onu da çağırabilirsiniz. İsterseniz arkada görüşebilirsiniz. Çocuk kelimeyi söylediğini hatırlıyor mu? Ne olduğunu biliyorum. Tek sarıyor. Ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum diyor. Nasıl bunu söyler? Bu da önemli bir kelime. Ne oldu 7 yaşındaki çocuk nasıl bilecek? Ya öldürür yani öldü yani. Öldüğünü biliyorum anlamında söylüyor. Yani benden gizlemene gerek yok mağarasını söylemiş. Ben biliyorum susturuyorum. Çünkü Ayşegül de var. Ayşegül biz daha şeyde öğrendi. 5 yaşındaydı. İlk dur senin duyduğun neydi bu cümle miydi? Hayır baba ben katili biliyorum dedi. Ablam ağlıyordu bak hani ölüm çocuğun ölüm şeyinle alakalı olan bir şey değil ki ablam ağlıyordu şey yapıyordu. Biz herkes farklı bir konulardaydı. Direkt çocuk öyle bir şey söyledi. Hani eniştem öldü şey yaptı açısından demedi ki. Tamam kim vardı hani söylediğinde çocuğun bak, kim vardı? Bak biz Kerem'de vardı ben yanımda o gün Kerem'de vardı. Çocuk var. Kerem'de şahit kapının Apollo önündeydi. Vardı, bak ben bir konuşabilir miyim? Birbirinizi dinleyin ama tamam. Ben bu kelimeyi duydum. Gittim Nurife'ye söyledim. Nurife de dedi ki ben de telefonlarından şüpheleniyorum dedi. Arkasından ablam beni aradı. Yatak odasına çağırdı beni. İknur gelsene bir dedi. Ne oldu baba dedim ben de böyle böyle bir şey oldu dedi. Hani hal ve hareketlerinden dedi çok dedi şüphelenmeye başladım dedi. Ben böyle şaşırdım kaldım. Hani ablama da bir şey söylemedik. Neden herkes o zaman senden şey yaptı? Bak sen yapmışsın da demiyorum ama biliyorsan ya söyle diyorsun, diyorum. Sen bildiğim şey varsa diyorsun ki onu hitam ediyorsun bana. Mesela, bildiğim ben... şey varsa sen de söyle ki. Ona göre bir şey yaparım. Tamam ben de bunu demeye çalışıyorum. Ama ben dediğimi de sana söylüyorum. Ben çocuğunu bana getirin demiyorum. Ben, biraz önce Kerem'le de karşılaştık. Apo'yla yani. Benim rütük kuralları gereği. Tütün aldım. İçtim. Beraber karşılaştık. Dedi ki ben hatırlamıyorum diyor bak. Kerem'e de sordum yani böyle bir konu geçti mi? Biraz önce sordum daha buraya girmeden önce. Ya biz Kerem'e bir şey söylemiyoruz. Hayır zaten bak hatırlamıyorum diyor. Ya Kerem bunu duymadı mı yani? Biz buradan duydum yani bunu ilk defa seni. Buradan duyduğum için. O da buradan duydu. Peki bir şey söyleyeceğim. Seher bu tartışmayı benim kadar ilgili izliyorsun. Şu an baktım ilgili izliyorsun. Sen de eniştenden şüphelenmiştin ilk zamanlar. Ben sustukları için hani mesela soruyordum hani ne konuşuyorsunuz? Bir şey konuşmuyoruz. Hani bana benim sadece sustukları için hani bilgi alışveriş olmadığı için. Yoksa benim eniştemin ağzından bir şey duyduğumdan ya da çocuğun ağzından bir şey duyduğumdan değil yani. Tamamen benimki şüphe. Hani ablandan bilgi alışverişi olmadığı için. Yasemin'i de görelim ekranda lütfen. Yasemin'den de şüphelendin mi ablandan ya da? Yok. Ha? Yok. Peki bunu hiç ablanla paylaştın mı? Enişte niye bunu yapıyor, niye konuşmuyor, niye benimle paylaşmıyor? Dedim hani niye konuşmuyorsunuz hani falan filan. Hatta ablam şahittir hani dedim değil mi abla hani konuşuyor musunuz? O da yok konuşmuyoruz yani. Benim de garibime gitti. Ben de o yüzden yani. Ya mesela ablam beddua ediyordu. Yasemin dedi amin diyordu. Hani çoluğunda çocuğunda görsün diyordu. Yasemin de amin diyordu. Hani Yasemin bilse zaten o hani amin demez yani. Veysel bir de içeride ben oturuyorum böyle sen de ileride. Ben de dedim ki
bunu dedim böyle yapanlar dedim inşallah onlar da Çorum'da çocuğunda görsün dedim. Sen şöyle telefona bakıyordun. Öyle bana bir zıtlayın baktın. Ondan sonra içeride mutfakta yemek yiyorduk. Dedim kurban oldum Allah dedim. Belki dedim oturdunuz bir sofrada yemek yediniz. Bir yerde çay içtiniz dedim. Bunu bilen şeyse dedim. Sen ağzına lokmayı götürüyordun. Ettin bir derin bir nefes aldın. Beni bundan şüphelendirdi bu. Açıldığı için yapmış olabilir. Yani haklı o bak herkes bir kalbindeki içindekileri döktü yani. Yani belki dişimi yansıtmak zorunda yani değilim ama şimdi ben yani hatta polisler de sordu bazı şeyler söylemek zorunda ama olacak ama şimdi sordu bana mesela yanlış anlama şimdi burada ikisi de benim bak biri baldızım biri eşim. Şimdi burada belki bana kızacaklar belki küsecekler yani bu sorun uzayacak. Polis bana sordu, kayınpederin mi ölse? Da üzülürdün dedi. Burak mı üzülür? Kayınpederin üzülür. Bu kadar üzülmezdim dedi. Bu işte zaten polislerde kayıtlıdır. Hı. Çünkü hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çatı katta çatı çala kalırken. Aha da bu da şahittir. Bu da şahittir yani. Beyza da şahittir. Çatı katın hatta odanın birini yaparken beraber temizledik. İki gün hasta olduk beraber yattık. Yani bunun bu şeyin üstüne İknur Hanım'ın demesi yani tuhaf geldi. Yani, yani o tuhaf geliyor. Zaten...